Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Yeni bir modelimiz daha sizlere sunuyoruz. Karavanımızın genişliği 236 santim, uzunluğu 5 metre, toplamda 12 metrekare. 4 tekerlekli harman sistem dediğimiz ön tarafı dönerli, arka tarafı sabit bir tekerlek sisteminde sahip karavanımız. Arkasında görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 70 santim gibi bir mesafesi var. 70 santime 180 santim ölçüsünde bir malzeme sandığımız mevcut. Buraya bidon, varil, ondan sonra kazma, kürek, teneke gibi çeşitli fazlalık eşyalarınızı, malzemelerinizi dışarıya korabilirsiniz. Üstüne çıkma merdivenimizi görüyorsunuz buradan. Üstündeki depomuzu doldurabilirsiniz veya üstüne yine fazlalık eşyalarınızı koyabilirsiniz. Depomuz sayesinde. Lastiklerimizin ebatı 750'ye 16 kaplama lastik yaptırdık. Müşterimizin isteği üzerine. Yani şunu söyleyeyim, aslında bu lastikler evet yük olarak ciddi anlamda yük taşıyabilecek lastikler. Tanesi 1,5 ton gibi bir yük taşıyor bu lastiklerin. Ama şu anda bu karavanımızın toplam ağırlığı 800 kiloya yakın, 800 kilo civarında bir toplam ağırlığı mevcut. Aslında ağırlığına göre kullandığımız lastikler biraz fazla oldu. Bunun da sebebi müşterilerimiz bunu çamur arazide kullanacak. Yani lastikler batsa bile yine kolaylıkla traktörle veya büyük bir araçla çekip götürebileceği şekilde yapıldı. Yani çok da tercih etmediğimiz bir lastik ebatı. Hem pahalı hem de aşırı fazla yüksek oluyor. Ama yine isteğe göre de bu tür değişiklikleri de yapabiliyoruz. Yani rüzgar estiği zaman şu anda bu yüksekliğinden dolayı biraz sallama yapabiliyor. Yine bu rüzgarın sallama gücünü azaltabilmek için tüm karavanlarımızda olduğu gibi bunda da dört köşesinde denge kollarımızı görüyorsunuz. Denge kolları yaptık. Ya kanalımıza yeni abone olan yeni abonelerimiz için söylüyorum. Yan taraflarını ve üstünü tamamen 4 santim kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç panelden yapıyoruz. İçini gösterelim. Yani kullanmış olduğumuz sandviç panel iki yüzeyi tamamen sajla kaplanmış olduğu için içine soba gibi çeşitli ısıtıcılar kurulduğu zaman, yani burada da soba deliğimizi görüyorsunuz. Soba gibi çeşitli ısıtıcılar kurulduğu zaman malzememiz kesinlikle erime veya kokma gibi çeşitli sıkıntılar yaşatmıyor müşterilerimiz. Tavanımız ahşap parke desenli muşamba. Muşamba olmasının sebebi parke olarak döşediğimiz zaman bunlar seyir halinde kullanılan ürünler olduğu için seyir halinde parkeler aralarında bırakma veya açılma yapıyor. Burası duşumuz. Alüminyum sajdan yapıyoruz dibin altını tamamen kaplama. Menfezimiz, elektrik tesisatı bu şekilde duşumuz tamamen hazır oluyor. Burada 45 santim ve 85 santim iki göz alt dolap, iki göz üst dolap şeklinde mutfağımız. Penceremiz diğer karavanlarımıza göre biraz daha engin yapıldı. Bunun da sebebi müşterimiz yer minderi serip yer minderiyle içerisinde oturacak. Yani oturduğum zaman dışarıyı rahatlıkla görebileceğim seviyede olsun şeklinde bir düşüncesi oldu. Ondan dolayı biraz daha engin yaptık. Ranzamızı görüyorsunuz. 90'a 190 santim. Rahatlıkla ranzamızı sığdırabiliyoruz. Bu karavanımızda 4 kişiyi de yine rahatlıkla yatırabiliriz. 2 kişi bu şekilde, 2 kişi de buradan bu tarafa doğru ranzamızı serdiğimiz zaman 4 kişi rahatlıkla yatabiliyor. İsteyen müşterilerimiz için tam bu kısımdan, yani kapımızın dibinden baş tarafa doğru bu şekilde duvar yapabiliyoruz. Yani hem yalıtım anlamında duvarımızın katkısı oluyor. Kışın, özellikle kışın kullanacak olan müşterilerimiz için ciddi anlamda faydası oluyor. Sıcak havalarda, sıcak bölgelerde kullanacak müşterilerimiz için pek de ihtiyaç olmuyor.
Buraya yine sobanızı kurdunuz diyelim. Mesela buraya da televizyonunuzu koyabilirsiniz rahatlıkla. Tamam, bu bölgeye. Yine içerisinde kanepe, koltuk, fazladan eşya gibi çeşitli eşyalarınızı, mini buzdolabı olabilir. Bunları yine rahatlıkla kurabilirsiniz içerisine. Bu şekilde. İsteyen müşterilerimiz için anlaşmalı olduğumuz firmayla güneş paneli sistemleri kurdurabiliyoruz. Solar güneş enerji sistemleri de kurdurabiliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni modellerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle inşallah. İyi günleriniz olsun.